Işık akısı arkadaşlar, ışık akısı yüzeye düşen ışık miktarıyla doğru orantılıdır. Yüzeye düşen ışık miktarı ile yüzeye düşen ışık miktarı ile doğru orantılıdır. Kürenin tüm yüzeyindeki neydi? Tüm yüzeyindeki ışık akısı. Işık akısı ise yani phi dediğimiz şey 4 pi I olup yarıçapına bağlı değildir. Şimdi taralı bölgedeki ışık akısını arttırabilmek için diyor. Işığın şiddeti arttırılsa olur mu? Evet, daha fazla ışık düşer. Dolayısıyla bir doğrudur. Tara bölgenin yüzey alanını arttırsak, yüzeye düşen diyor, yüzey alanı arttırılırsa yani şöyle olursa yüzey alanı daha büyük bir yüzey alan olursa görüldüğü gibi daha çok ışık düşecektir. Yine doğru olur. Taralı bölgenin yüzey alanı değiştirmeden R yarıçapına bağlı değildir. Yarıçapa bağlı değildir. Çünkü tüm küre yüzeyindeki 4 pi I kadar idi. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneği olur. Şimdi kaynağımız buradaymış. Bu kaynağımızın L'ye uzaklığına DL, M'ye uzaklığına da DM dersek. L'deki aydınlanmamıza I bölü DL'nin karesi, M'deki aydınlanma da I bölü DM'nin karesi diyoruz. Şimdi ışık kaynağının şiddeti artarsa her ikisinin aydınlanması artar. Kaynak X'e paralel P'ye yaklaştırılırsa diyor. P'ye yaklaştırılması buraya gelmesi demek. Yani DL azalır. P'ye yaklaşırsa DL azalır. DM ne olur? DM de burası olacağından artar. DM'nin artması, EM'nin azalması demektir. Bu artarsa M azalır. Bu azalırsa L artar. Bize de L'ninki artar, M'ninki azalır diyor. Doğrudur. Noktasal kaynak Y'ye paralel R'den uzaklaşırsa, R dediği şey burası yani yukarı doğru şuraya gelirse, L artmış olur. O zaman L'deki azalır. Yine M artmış olur. Bu durumda hem DL hem de DM artacağından her ikisi de ne yapacaktır? Azalır. EL ve EM azalır. Üçüncü yargımız da doğru olup cevabımız E seçeneği olur. Buradaki aydınlanma şiddetimizin değeri şöyle çizecek olursak, şuradaki aydınlanma şiddetimiz, ışığımız buraya dik geliyor. Burası D olsun. Buradaki aydınlanma şiddetimiz I bölü D kare kadar olur. Işık kaynağımız burada I. Şimdi bize ne diyor? Merkezden uzaklaştıkça diyor. Merkezden uzaklaştıkça birincisi D'miz artmıştır. D üssü büyüktür D'den. İkincisi de yüzeyin normaliyle yaptığı açı olduğundan ışıklar dik düşmemektedir. Hangileriyle açıklanabilir diyor. Işık ışınlarının yüzeyin normale yaptığı açının artması önce dik geliyordu. Merkezden uzaklaştıkça ki D üssü D'den daha büyüktür. Bu da doğrudur. Merkezden uzaklaştığı ışık kaynağının ışık şiddetinin azalması. Kaynağın ışık şiddeti lambaya bağlıdır. Lambanın ışık şiddeti değişmiyor. Lambanın ışık şiddeti uzaklığa bağlı değildir. Işık şiddeti kaynaktan çıkan, birim zamanda çıkan ışık miktarıdır. Buna göre üçüncü yargı açıklanamaz. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneği olur.
Çelik bilyemizin bir tane burada, görüntüsü bir tane burada, görüntüsü bir tane de burada olmak üzere 3 tane görüntüsü vardır. Çelik bilye ışığı geçirmez. Onu da bilelim. Çelik bilye ışığı geçirmez. G1'den bakan kişi şöyle baktığımızda bunu görür. İsterseniz bunlar arkadaşlar birinci görüntü, ikinci görüntü ve üçüncü görüntü diyelim. Şöyle de dersek G1, G2, G3. G1'den bakan kişi K1 görüntüsünü görür. Ancak gördüğünüz gibi bunu göremez. Yine bunu da görür. Çünkü K'ya takılıyor. O halde K1 ile K2'yi görür. Üssü tabii ki bunlar. G2'den bakan ise G2'den bakan arkadaşlar hem bunu görür, hem K3'ü görür, hem de K2'yi görür. Üçünü de görür. K1 üssü, K2 üssü, K3 üssü. G3'ten bakan ise yine bunu görecektir K3'ü. Yine G3'ten bakan arkadaşlar buradan görecektir. Bunu görecektir. Ancak K1'i göremeyecektir. Yani K2 üssü ile K3'ü görür. Burada N1'imiz 2, burada N2'miz 3, burada da N3'ümüz 2. Buna göre N2'miz büyüktür, N1 ile N3'ümüz eşittir. 2 büyük, 1 3 eşit. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi levhanın açık alanından ışığımız bu şekilde geçer. En uç noktalarını alıyoruz. Şimdi şurada şöyle bir aydınlık bölge oluşur idi. Ancak buradaki dairesel levha şu kısmını ışığın geçirmeyeceğinden burada da bir karanlık bölge oluşacaktır şöyle. Burada karanlık bölge oluşur. Daha sonra ışığımız da buralardan arkadaşlar böyle levhadan geçemeyeceğinden şuralarda nedir? Karanlıktır. Şöyle bir desen olacaktır. Buna göre bu desene benzeyen şeklimiz kimdir? B seçeneği gibi olduğundan doğru cevabımız B'dir. Şimdi daha iyi görebilmemiz için sorumuzu şöyle bir kare bölme çizecek olursak, biraz fazlaca çizecek olursak daha rahat görebilmemiz için. Buradan arkadaşlar daha rahat görebileceğiz. Şimdi şöyle diyelim. Şu şekilde 1, 2, 3, yine 1, 2, 3. Aynamızı şuraya koyduğumuzu farz edelim. Aynamız burada duruyordu. Şurası O noktası idi. Şöyle de bir aynamız vardı. Şimdi görüntümüz R'miz buradaymış. R buradaysa ya da şurada diyelim R'yi. Dur şurayı hemen halledeyim. Şimdi şöyle R buradaysa o halde cismimiz nerede olmalıdır? Eşit uzaklıkta olacağı için P burada olmalıdır. Şimdi burada bize aynayı dönderin diyor. Aynayı dönderdik diyelim ki şöyle yaptık aynayı. Ok yönünde dönderdik. Bu durumda bizim aynanın uzantısını alacak olursak P'nin görüntüsü nerede olacaktır? Şöyle yaptığımızda P'nin görüntüsü burada olacaktır. Bu cisimdi çünkü. Bu durumda burası yeni R üssü oldu. R üssünün diyor O'ya uzaklığı yani buraya uzaklığı. Yine R'nin O'ya uzaklığı, buraya uzaklığı.
Buralar Y, bu da Y üssü ise şekilde görüldüğü gibi Y üssü Y'ye eşittir. Çünkü şu üçgeni kullanacak olursak bakınız. Şu üçgenden 2'ye 3 ise bu da bu üçgenden yani buradan da 2'ye 3'tü. O halde Y'miz değişmeyecektir. Geldik X'e. X ise arkadaşlar neresiydi X'imiz başlangıçta? Burasıydı. Şurası X idi. Biz buraya 6 birim dersek 2, 4, 6. Yeni X'imiz nedir? Bize ne diyor? R'den O'ya olan uzaklık diyor bize değil mi? X'e ne diyor? R'nin düzlem aynaya dik uzaklığı diyor. Düzlem aynamız dik uzaklığı olacağına göre R'nin düzlem aynaya dik uzaklığı neresi olması gerekir? Bunun düzlem aynamız burası dersek şöyle arkadaşlar aynamız dik uzaklığımız köşelerden gitmesi gerekir. Şöyle bir şey diyeceğiz. Köşeden gidecek olursa şu. Burası da x uzaklığı olacaktır. Şekilde görüldüğü gibi x uzaklığımız kesinlikle 6 birimden çoktur. O halde x uzaklığı da artacaktır. Cevabımız B seçeneği olur. Tümsek aynanın burası odağı olacaktır. Odaktaki cismin görüntüsü odak bölü 2'de olurdu. Burası Y cisminin görüntüsü. X cisminin görüntüsü de şurada olur ama bize X cismi sorulmuyor. F bölü 2'de H kadarsa H bölü 2 olurdu. Şimdi bunlar saydam olmayan diyor. Buna da dikkat edelim. Şimdi burada görüntümüz K'dan baktığında şekildeki gibi kime takılacaktır? X cisminden dolayı K, X'ten dolayı göremez. Göremez. Peki L'den baktığımızda herhangi bir engel yok. L o halde görür. Kimi? Y üssünü. M'den baktığımızda ise M'den baktığımızda da Y cismi engeller. Y'den dolayı göremez. Bize görebilir diye sorduğundan cevabımız yalnız L, B seçeneği olur. Şimdi küresel aynada görüntü arkadaysa küresel aynada görüntü aynanın arkasında yani kısaca arkada düz ve büyük ise o aynamız arkadaşlar çukur aynadır. Yine arkada düz ve cisimden küçük ise o aynamız da tümsek aynadır. Bu bilgi ışığında burası tümsek aynaymış. Çünkü küçük görüntü oluşmuş. Burası tümsek. Burada da daha büyük görüntü oluşmuş cisimden gördüğünüz gibi. Bu da çukur ayna olmalıdır. Çukur aynada cisim sanal görüntü oluşabilmesi için odakla aynanın arasında olmalıdır. Mesela burası F bölü 2 ise burası F'dir. O halde bu durumda D'miz daha küçüktür. Kimden? DK'dan. Burada da mesela burası F ise burası F bölü 2 olmalı ki görüntü her zaman tümsekte odakla aynanın tepe noktası arasında olsun. Bu durumda da D büyüktür. DL olur. Şimdi buna göre DK DL'den büyük müdür? D'miz küçüktür. DK D'den büyüktür. DK D'den büyüktür. D de DL'den büyüktür. O halde KL'den büyüktür. X aynası çukur, Y tümsektir. Doğrudur. K'nın görüntüsü gerçek değil, sanaldır, zahiridir.
L'nin görüntü sanal doğrudur. Biri doğru, biri yanlış. O halde üçüncü yargımız yanlış olur. Doğru cevabımız 1 ve 2 D seçeneğidir.